İkinci bölümden hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bölümde sizlere yeni bir sıfır karakter açarak nasıl gelişim sağladığımızı teker teker oyun süresi ve video süresi olmak üzere iki farklı şekilde size bu timeline'ı göstererek bir app'siz, yardımsız nasıl karakter kasılabilirin genel hat ve özelliklerini belirtmek için bu videoya başlamış bulunuyoruz. Evet, sıcak, hepimiz barın barın bağırıyoruz ama yapacak bir şey yok. Nereden geldi bu sıcakta bu videoyu çekmek diye sorarsanız vallahi onu da bilmiyorum. Arada bir sıcaktan ferahlamak için esiyorlardı. O esintiden bir tanesini kaptım ve kendimi sıfırdan bir Metin 2 epsiz yardımsız video serisinin içerisinde buldum. Sunucumuz Ruby sunucusu. Doğal olarak diğer sunucularda özellikle Marmara ve Anadolu'da oynamış biri olarak Ruby sunucularının diğer sunuculara oranla çok daha az hilesinin olması ve pazarının çok daha faal olması, aktif olması, oyuncu sayısının da oldukça iyi olması neticesinde ben Ruby sunucusuna erişerek böyle bir video serisine başlamak istedim. Savaşçı karakterimizi açtık ve bunu bedensel olarak kasacağız ve daha sonra endgame'e doğru da zihinsel özelliklerinden yararlanmak için zihinsele döneceğiz arkadaşlar. Epsiz yardımsız olduğunu gösterebilmek adına size buradaki tüm skalayı göstermek istiyorum. Pet penceremiz gördüğünüz gibi sıfır. Buralarda zaten hiçbir şey yok. Karakterimiz bir level ve XP hiç yok. Dolayısıyla herhangi bir şekilde verilmiş zihinsel ya da bedensel bir becerileri yok. Duygu, düşünce yok. Görevlerin tamamı gördüğünüz gibi sıfırdan başlayacak. Bize sunucuya girer girmez verildiği üzere bir tane kılıç artı sıfırımız var. 20 adet kırmızı iksirimiz, 10 adet mavi iksirimiz, 10 adet yeşil iksirimiz, saldırı hızı veren mor iksirimiz, hareket hızı veren 10 tane ve bilgelik iksiri 3 saati boyunca %100 daha fazla tecrübe toplamamızı yarayacak ve her 10 levelde bir de çırak sandığımız var. Onun haricinde hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Ben size nesne marketi de göstermek istiyorum. Bu sunucuya ben 0 bir hesapla girdim ve bu hesap eski bir hesap değildi. Yeni açılan bir hesaptı. Dolayısıyla Ruby sunucularına erişebilmek için yeni açılan bir hesapta sizin app yükleyip buradan Ruby sunucularına erişim bileti almanız gerekiyordu. Dolayısıyla ben sadece Ruby sunucularına erişmek adına bu bileti almak için app yatırdım ve bu 11'e 454 olarak, yani 11 ejderha parasıyla 454 ejderha markası, bunu bu şekilde oyunun sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Buraya ne bir şeyler yatıracağız ne buradan bir şeyler alacağız. Sadece oyundan emek karşılığıyla kazandığımız ve pazarda sattığımız itemların parasıyla biz gelişimimizi sağlayacağız. Dolayısıyla herhangi bir yardım olmayacak. Fakat oyun içerisinde tabii ki app'le ilgili app kuponları, petleri vesaireleri çekebilmek için oyundan kastığımız ve pazarcılık sisteminden kastığımız parayla bu app kuponlarını ya da nesne marketteki itemları pazardan diğer oyunculardan alma yoluna gideceğiz. Böyle bir seriye başlamak gerçekten de keyifli olacak diye düşünüyorum. Çünkü tamamıyla emek yapısı ve şimdi savaşçı sizlerle. Bir de genel olarak bu serinin devamı ve bu seride yapmamız gereken öneri ve istekleriniz olursa bunları yorum kısmınızda yazarak belirtmenizi, bol bol like göndermenizi ve kanala abone olmayan arkadaşlarımıza kanalı takip etmesi gerçekten istediğimiz durumlardan bazıları. Lütfen eğer kanalı takip etmiyorsanız takibi alalım. Videoların devamı için lütfen bol bol like atalım. Videolardan keyif alıyorsak da yorumlar kısmına bunu belirtelim. Görüş ve önerilerimizi de lütfen eksik etmeyelim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle hedefimiz karbon olta yapmak olacak. Şimdi bunun için ne yapabiliriz? Şu anda bu çağda eldiven yok. O yüzden metin farmı yapmak ne kadar mantıklı olur bilemem ama sizler için deneyeceğim. Şimdi A planı, metin farmı yaparak kastığımız nakiti ufak tefek böyle ticaret çevire katlayıp karbon olta parasını çıkarabilirim diye düşünüyorum. Sonuçta B planı da direkt 30 levele kasıp elimize kazmayı alıp madencilik yapmak. Şu anda madencilik yapmak bana daha mantıklı geliyor. Cevherleri satıp karbon olta alabiliriz ki bu gayet mantıklı bir şey olur ve karbon olta bizim kırılma noktamız olacak çünkü harika ticaret çevirerek itemlarımızı geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Biz tabi burada bir Iron Man challenge'i yapmayacağız. Dolayısıyla epsiz yardımsız sıfırdan bir hesap nasıl kasılır, bu oyuna para yatırmadan da nasıl gelişim sağlayabileceğimizi gösteren bir video serisi olacak. O yüzden bu solda gördüğünüz genç kahramanlar için silahlar zaman sınırı yok tabii ki alacağız. Metin 2'ye hoş geldin genel görevleriyle başlayıp hemen av görevlerinin açılmasını ve 10 levele kadar bütün av görevlerimizi yaparak elimize itemlarımızı alıp armımıza
da koyulacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önceki Metin 2'ye hoş geldiniz. Ne diyor abi? Onlar bu teşekkürler. Teşekkürler. Tamam, hoş bulduk. Genç kahramanlar için silahlar. Hemen silahlarımızı alalım. Durendal'ın intikamcısı Ork Kasabı. Hemen kılıçla başlayalım abi. Hiç kastırmadan. Evet abi, kılıcımızı alıyoruz. Bu kılıcımızı taktık. Şimdi biz tabii bir köye gidelim. Yavaştan bir ne var ne yok, biz buraya düştük de burası nasıl bir yer, çöpçülük güzel mi, iyi para getirir mi, bunları öğrenmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burası boş, burada bir cacık yok. İnsan 3-5 bir şey atardı yere ya. Oğlum fakiriz lan. Vallahi ağzınız fakir kokuyor ya. Buyurun tahta kolye. Hıyt hıyt. Adam tahta kolyeyi direkt kaptı kaçtı lan. Yerden alacaktık oğlum biz bunu, ne güzel ya. Neyse. Şehir bekçisiyle konuş ilk görevimiz arkadaşlar. Hemen gidelim şehir bekçisinin yanına. Şehir bekçisinin yanına geldik. Devam diyoruz. Şimdi git avlanmayı öğren dedi. Peki oyun görevleri, köy gardiyanı, zaman sınırı yok. Köy gardiyanının yanına gitmemizi istiyor. Köy gardiyanı yanılmıyorsam, yanılıyor da olabilirim. Kendisini gördüm şehrin göbeğinde. Hemen ona doğru koşuyorum. Ha gayret. Abi sıfırdan çok güzel oluyor böyle başlamak. Köy gardiyanının yanına geldik. Tamam diyoruz. 200 yangımızı aldık arkadaşlar. Allah bereket versin. 2 tane adamla konuştuk. 200 yang verdi. Bizim için, bizim gibi bir fakirin gerçekten çok ihtiyacı olan bir şeydi. Kırmızı iksir al diyor bize satıcıdan. Hemen satıcımıza gidiyoruz. Böyle biz başımızı döndürelim. Aga satıcıyı kaçırdılar mı? Yok burada. Satıcının yanına geldik arkadaşlar. Devam devam. Kırmızı iksir bize 5 tane verdi. Hemen tekrardan dönüyoruz köy gardiyanına. Köy gardiyanının yanına geldik. Devam diyoruz ve çok güzel oldu be. Büyük mutluluk. Level 2. Mükemmel. 102 saldırı değerimiz var arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu 3 taneyi STR'ye vererek 106'ya kadar çıkarmak istedim karakteri. Saldırı değerini. Ve bize ne vermiş? Tahta küpe takalım. Allah bereket versin. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bakıyoruz görevler kısmından. Şimdi av görevlerimiz var. Seviye 2 av görevleri. Aç kurt, aç yabani köpek. Hemen gidelim. Köpekler şurada. Çıkışın, kuzey tarafındaki çıkışın hemen önünde. Hemen oraya doğru gidiyoruz ve ilk av görevimizi yapmaya başlıyoruz. Abi mal gibi güney kapısına gitmişim. Bizim kuzey kapısına gitmemiz gerekiyordu ya. Evet arkadaşlar, aç yabani köpeklere geldik. Hemen şimdi şunlara bir ağzını burnunu kırıp bir dalalım şunlara bakalım. Hemen nedir oğlum sizin derdiniz, olayınız? İlk yangımızı da aldık. Allah bereket versin. 19 yang. Farmımızı bitirelim ve tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar, görevi tamamladık. Ödül olarak 15 tecrübe puanı kazandınız. Keşiş plak hazır, artı 0 aldın bir adet diyor. Çok teşekkür ederim. Hemen giyiyorum. Akabinde geliyorum ve 1 puan daha STR'ye vererek savaşçımızı bir kademe daha güçlendiriyoruz. Bir sonraki av görevimiz yok. 3 level olana kadar bu köpecikleri sevmeyerek de olsa biraz emcükleyelim. Evet, 1 STR puanımızı da daha verdik. 1 STR daha verdik. Level 2'deyiz. Devam ediyoruz. Level 3'e ulaştık arkadaşlar. Level 3'te bizim bir diğer av görevimiz açıldı. Aç yabani köpek 20 tane öldür ya da aç kurt 10 tane öldür. Hemen aç yabani köpeklerden 20 tane öldürerek devam edelim. Vallahi loot akıyor, loot. Son bir tane aç yabani köpek öldürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onları da şu üçlüye dalaraktan ve bitirdik. Hemen bir kontrol gerçekleştiriyoruz. Çarımıza bakalım. Bir tane STR puanımıza da ilave edelim. Level 3. Bir sonraki av görevine geçmeden önce level 3'teki 15 tecrübe puanımızı geleneksel miğfer artı 0 alalım. Bunu da giyiyoruz arkadaşlar. Şimdi 4 level olmamız gerekiyor. Hemen 4 levele kasalım. Evet arkadaşlar, 4 levele geldik ve 2 STR puanımızı da savaşımızı güçlendirmek için harcadık. Ve bir sonraki av görevine geçiş yapıyoruz. Aç kurtlar 15, aç alfa kurt. Hemen aç kurtlardan 15 tane bulunduğumuz bölgede olacak. Onları da güzelce bir keselim ve kasmaya devam edelim. Ah şu fosil tahta damarını mı? Fosil tahta mı? Aç kurt, aç. Buldum. Devam ki.
itemimizi aldık. Çelik meşale artı bir, saldırı hızı artı altı, zeka ile geldi. Bunu pazarda efsunlu geldiği için okutabiliriz iyi bir fiyata diye düşünüyorum. Bakacağız. Bir adet de yelpaze geldi fakat bunda efsun olmuyor. Maalesef vermedi efsunlu. Olsun, para paradır. Yalnız arkadaşlar, burada bir tane savaş metini çıkmış. Buna dalsak mı acaba ya? Fakat burada ayılar var abi. Bu ayılar bizi var ya perişan eder ha. Haşamat eder bu ayılar bizi. Bunu burada kimse ellemez ya. Biz aç kurt devam edelim abi. Çok fazla bulaşmayalım çünkü ayı var abi. Vallahi sıkıntı çıkarır. Burada kalmış 4 tane aç kurt. Son 2 aç kurt. Fakat burada maalesef son bir tane kaldı. Lan ne aç kurtmuş bunların, hiçbiri yok ya. Gel. Bir tane buldum. Gel lan buraya. Hayır. Evet bakalım. 2 tane beceri puanımız gelmiş. Hemen STR'ye yükleniyoruz. Akabinde av görevleri. 4. görevi tamamladık. 15 tecrübe var. Ve savaş kalkanımızı aldık. Bakalım bu ölümsüzlere karşı güçlü. Artı 10 vermiş. Bizim için önemli olan bu savaş kalkanının efsunlu gelmesi. Bir sersemlikli gelirse var ya, of ihya olduk. Her zamanki gibi Ring of the Baş. Teşekkürler. Olsun. Giyelim. Bakıyoruz hemen. Bir STR'miz daha var. 5 level olana kadar. Burada şu köpecikleri hem farmlayaraktan. Oh 7 7 21 yank. Çok iyi para abi ya. Abi çok iyi para ya. Gerçekten iyi para ya. Dur kaçırma. 23 yank. 6 yank. Şu ayıların bir tanesine dalmak istiyorum ya. Bu ayı kesebiliyormuşuz. Abi ayıyı keser kesmez. O tek başınaymış o ayı ha. Valla bak. Şşt, bana bak. Koşturmayın lan peşinden. Gel lan buraya. Evet 5 level olduk arkadaşlar. 5 level olduktan sonra av görevi sınırı yok. Aç alfa kurt, aç mavi kurt. Acaba hangisine girsek? Alfalar sıkıntı çıkarır abi. Mavilere girelim. Bu maviler bulunduğumuz bölgenin hemen kuzey tarafındaymış. Biyoloğa yakın tarafta. Aç mavi kurt hemen görüyoruz. Evet burada. Görevimizi açalım. 9, 7. Gerçekten basit. Üçlü bulduk. Hemen üçlü çekelim. Gerçekten güzel. Bir aç mavi kurt daha bulduk. Aa burada da bir üçlü varmış. Bunlara da bir üçlü çekelim. Gayet güzel. Harika. Paramızı da alalım yerde. Paramız kalmasın arkadaşlar. Av görevi 5. görevimiz de tamamlandı. 15 tecrübe puanı artı kırmızı iksir 10 tane. Hayırlı uğurlu olsun. Bir dakika. Bu koşturma bakayım. Şimdi 5 level olduk. Hemen STR'mize aslında bir tane HP'ye atmak istiyorum arkadaşlar. Şunu 1000'in üzerine atmak isterdim ama bu metini de kırmak istiyorum. Yapma sen, orada tehlikeli işler yapıyorsun. Bu metine bakalım nasıl girişeceğiz. Çok vuruyorlar, çok vuruyorlar. Biraz zor keseceğiz gibi ama şu saldırı hızından bir adet basalım hemen. Vallahi bizi çok güzel kurtardı, yoksa ölüyorduk yani. Harika, harika dayandı, harika dayandı. Vaa yapma, yapma, bunu yapma, bizi mahvettin, öldürdü burada. Ne vermiş abi? Bambu kılıcı artı 1. Şeytanlara karşı güçlü artı 4 efsunu var. Burada hemen başlayalım, paramızı alalım. Metin, ama bunlar çıkıyor işte, bunlar bizi mahvediyor. Ne geldi abi? Ay ışığı define sandığı. Amca geldi bir tane, amca geldi, amcayı aldık. Amca boş geldi, yapmayın, harikasınız, harikasınız. Çok güzel. Abi 20 level nedir? Bir can almamız lazım. Çok güzel. Devam ediyoruz. Çok büyük sıkıntılar içerisinde bir 15 level savaş metini kesmeye çalışırken ölüm. Niye öldük biliyor musunuz? İksirimiz yok aga. Abi bu kırmızı iksiri niye koymuyor buraya? Ya yapma ya. Bize ne vuruyor ya? Bunlardan vallahi çok kötü vuruyorlar. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Biraz sakinleşelim. Abi sonuncusunu vuramadan bizi mahvettiler. Ver mızrağı ver. Ne oldu? He ne oldu? Hadi koçum, yüzümüzü kara çıkarma. Çok az kaldı. Basmak istemiyorum yani. Bir tane kullandık, mahvolduk ama. Yapmayın. Yapmayın. Bakın bunu konuşabiliriz bunu.
Bunlar hiç laftan anlamıyorlar. Sizin ağzınızı ben anla kırdım dene. Hemen bitmeden. Kendi canını fazla doldurmadan bu metini kırmamız lazım bizim. İlk BK'mız geliyor mu? İlk BK'mız. Sen ağzını senin de vallahi var ya, senin müritlerin yüzünden bu hale geldik biz burada. Bakalım fırtına plaka. Efsunsuz. Gümüş çan. Çanı nereye koydu? Efsunsuz. Fil dişi takım. Demir plaka. 9 pala. İksir. Yank. Ve beceri kitabını aldık. Bakıyoruz. Çabukluk beceri kitabı. Çok para edeceğini düşünmüyorum ama. Yani BK BK'dır abi, satılır her türlü. Av görevlerinden yine aç mavi kurt öldür diyor bize. Aç mavi kurtu hemen şurada bulmuştuk zaten. Taze taze keselim, öldürelim. Yani hayvanlara eziyet çektirmeye karşıyım ama oyun başka bir şeyler. Bir tane bir şey düştü lan. Şurada bir üçlü olması lazım. Oo, hayvan nasıl altın yapmış. Abi bizim mavi kurtlar nereye gitti? Alfa mavi kurt. Aç mavi kurt. Bulduk. 11 tane. Ortalık karıştı. Son 2 tane aç mavi kurtumuz kaldı. Evet, buradaki görevi de bitirdik. Hemen bakıyoruz. Bir tecrübe puanı, mavi iksir 10 tane. Teşekkürler. Görev 7. Aç yaban domuzu, aç alfa mavi kurt. Aç yaban domuzu öldürelim. Biyoloğun orada varmış. Yaban domuzu, aç yaban domuzu burada bir tane var mesela. Kırmızılar var. Abi bu aç yaban domuzları nerede? Kırmızılar var burada. Kırmızı, kırmızı. Aç yaban domuzu bir tane daha bulduk. Lan bir mor iksir kullanalım hemen. Çok güzel itemlar düştü. Son 3 tane aç yaban domuzumuzu da bulduk arkadaşlar. Keselim hemen, görevi bitirelim. Görev 7'yi de tamamladık. Mor iksirimizi aldık. Av görevlerinden seviye 8. Aç yaban domuzu, aç alfa mavi kurt demiş. Şimdi tabii bunlara girmeden önce şehrimize dönüp bir üstümüzü boşaltalım arkadaşlar. Thank you.
8 level görevimizde aç alfa mavi kurtları öldürdü. Bu aç alfa mavi kurtları da öldürüyoruz arkadaşlar. Biraz önce düşürdüğümüz itemların hepsini köyde satıcıya verdik. Abo. Mallara bak, mallara. Ve geri döndük. Aç alfa mavi kurtarıyoruz. Şurada bir tane var. Pardon, değilmiş. Aç alfa mavi kurt, buyurun. Burada bir üçlü var, hemen üçlü çekelim. Bu görevi de tamamladık. Çok güzel oldu. Görev 8'de tamam. Kırmızı iksirlerimizi de aldık. 5858 XP ihtiyacımız varmış arkadaşlar. Onları da hemen şurada kası verelim. 9. level av görevimizi alabilmek adına. Şurada kaplanlarla ayılar var. Hemen gidip kaplanlar ayılara dalalım. Daha rahat XP alabilmek için. Buradaki bilgelik iksirini şimdilik saklıyorum arkadaşlar. Şurada güzel 3 tane boz ayı gözüme kestirdim. Ya hak. Dokuz levelde olduk arkadaşlar. Hemen av görevlerine gelip aç alfa mavi kurt, aç kırmızı yaban domuzu 5 tane. Hemen bulunduğumuz bölgede vardı zaten onlar. Bunlardan çok kesmiştik. Bunların alayı burada geziniyor. Dolayısıyla hemen 5 tanesini keselim. Birinin de burnu düşmüş, onu almışız zaten. Buyurun. Aç kırmızı yaban domuzu. Buyurun. Bakın. Gayet basit, gayet rahat, gayet kolay. Son 2. 9. av görevimizi de tamamladık. 18.646. Buradaki farmımızı devam ettirip 10 level olup köye tekrardan döneceğiz arkadaşlar. Ben farma 10 levele gelene kadar devam ediyorum. Allah, bu 21'liklere dalacağım abi. Çok güzel. Öfke. Arkasından hava kılıcı. Şu kaplanları ben... Gel lan buraya, kedicikler. 21'likleri de bulduk burada. Ya hak. Evet, 10 level olduk arkadaşlar. Av görevlerimizden aç kırmızı yaban domuzu 10 tane diyor. Tamam, nerede olduklarını biliyoruz zaten. Hemen gidelim onları keselim. Ve arkasından köye gidip üstümüze başımıza birazcık çeki düzen verelim. İstesen bulunmaz abi, altın damarının güzelliğine bakar mısın? Toprak ne güzel damar yapmış ama. Burnu düştü gene domuzun le. Evet, av görevimizin de 10.sunu bitiriyoruz. Oyun görevleri paketler. Zaman savaş zamanında her yardıma ihtiyaç duyulabilir. Şansına senin gibi bir acemiye yardım edilir. Yeni paketler geldi. Ver paketimi, ver. Bu mu? Oo, çırak sandığımızı açıyoruz. Maşallah, maşallah, inşallah. Şimdi şunu alalım. Şunu da alalım. Hız iksiri. Güneş özütü. Ejderha madalyası. Köy seyahat bileti. Ana güzel at verdi. Beleş mi bu? 7 gün. Huyungmon köyümüze ışınlanıyoruz. Köyümüze geldik. Gidelim arkadaşlar hemen şuradan. Beceri gelişimimiz varmış. Verdik. Öfkemizi verelim. Biraz satıcımıza gidelim. Marketimizi açıyoruz. 1.
Bir dakika. Leylak mı bu? Tabii ki leylak. Burada başka bu var. Şu var. Kapattık. Bir adet bakır kolye. Bunu takalım abi, lazım olur. Burası bayağı bir karışmış. Bunu atmayalım, bunu satalım be. Abi paralar en nihayetinde tabii yani, 24 yan. Çıkalım. Şöyle. Şöyle yaptık. Bunları böyle yapalım. Domuz burnu burada. Çırak sandığımız gözümüzün önünde kalsın. Ve köy seyahat bileti. Atımız da var. Gayet güzel. Başka hiçbir şeyimiz yok. 10 level olduk arkadaşlar. Paramız da 13.633. Abo. Al. Fakirin umudu. İn abi, attan in. Topla. Maşallah maşallah. At evcilleştirme kitabı, bilmem ne, dönüşüm kitabı, beceri kitabı, kaki çiçeği, tanrıçanın gözyaşları. Oy, topla. Lisan kitabı, lisan yüzüğü. Abi siz ne yaptınız böyle? Canlarım benim. Çöpçülükte her zaman diyorum abi, iyi para var. Oh. Abi oyunun başında bu bulunmaz nimet. Ver abicim, ver. Harikasınız. Teşekkür ediyorum. Harikasınız. Bunların ne ihtiva ettiğine bir sonraki videomuzda bakıp kaldığımız 10 level yerden çarımızı kasmaya, para basmaya devam edeceğiz. Hepinize videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.